say something to the audience? Yeah, we accomplished the 66, so thank you all for witnessing. It was very stressful for us for making a demonstration flight in front of all valuable people like you. But I'm happy we done it correctly this time as well. So this is the 66th flight. It's all good. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. 66. uçuşta başarılı bir şekilde yaptık. Sizin gibi değerli konukların önünde bunu yapmak biraz bizi strese sokmuştu ama önümüzdeki dönemde uçuş testlerimiz de artacak. Bugüne kadar bir kazamız yok çok şükür. Umarım kısa da olsa şovdan eğlenmişsinizdir. Önümüzdeki sene umarım içerisine oturup da uçabiliyor olacağız. Bugün de biz Bilişim Vadisi'ne misafirlerimizi davet ettik. Burada en küçüğünden en büyüğüne kadar hava araçlarından bir gösteri yaptık. Dünyanın şu anda en hızlı drone'unu Türkiye'de bir girişim firmamız üretiyor. Bunun bir şovunu izledik. Air Car diye insanlı taşımacılık yapacak yine bir firmamızın küçük bir havalanma gösterisini burada izledik. Biz inanıyoruz ki doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız dünyada çok başarılı olabilirsiniz. İşte bunu İHA'lardan, SİHA'lardan zaten görüyoruz. Dünyada şu anda insansız hava araçları, SİHA'lar dediğinizde insanların aklına ilk Türkiye geliyor. İşte uçan arabalarda da, air taksilerde de biz Türkiye'de müthiş bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Firmalarımız harıl harıl bu alanlarda çalışıyor. İşte doğru zamanda daha teknolojinin tam gelişmediği, dünyada bu sektörün ve pazarın açık olduğu bir zamanda biz de bu işlere yatırım yaparak inşallah Türkiye'de dünyada ileride başarılı bir ülke konumuna geleceğiz. Biz buna inanıyoruz. Air Car firmamızın aracını biraz önce inceledik. Kendileri 23 Nisan'da Galata Port'tan Üsküdar'a insanlı bir uçuş yapabileceklerini inandıklarını söylediler. Biz de arkadaşlarımızla regülasyon buna müsait midir? Güvenlik anlamında bu yapılabilir mi? Bunu çalışacağız. Eğer arkadaşlarımız 23 Nisan'a bunu yetiştirebilirlerse işte Türkiye'den bir air taksi uçan araba 23 Nisan'da Galata Port'tan Üsküdar'a uçmuş olacak. İnşallah başarırlar. İnşallah biz izinleri çıkarabiliriz. Ve burada gördüğümüz kabiliyetler Türkiye'yi ileriye taşıyacak kabiliyetler. Değerli arkadaşlar biz her zaman şunu vurguluyoruz. Evet gündük işlerle uğraşmanız gerekiyor. Türkiye'de gündelik yapmanız işler mutlaka gerekiyor. Ama biz Türkiye'nin geleceğe yönelik teknolojilere yatırım yapması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bunu yapabilirsek işte ileride Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirebiliriz. Türkiye şu anda özellikle sanayide büyük bir ivme yakaladı. Türkiye'nin ihracatı büyük bir ivme yakaladı. Biz her alanda üretim yapabilen bir ülkeyiz. Bunlar tabii ki Türkiye'nin kalkınması için değerli. Ama fark oluşturacak işler işte geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaktan, uçan arabalara, insansız hava araçlarına, uzaya yatırım yapmaktan, biyoteknolojiye, nanoteknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Ve biz de bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'de daha önce üretilmemiş birçok ürün artık Türkiye'de üretilmeye başladı. Türkiye'nin ürettiği teknolojik ürünler dünyada referans kabul edilmeye başladı. İnşallah biz bu ivmeyi devam ettireceğiz. Bu manada Dünya Air Taksi Kongresi'ni de bu sene ülkemizde yapmaktan çok memnunuz. Ve özellikle uçan araçlar air taksi alanında da Türkiye'deki kabiliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. İşte arkamızda Cezeri duruyor. Baykar'ın bir aracı. Onlar harıl harıl bunu insanlı uçuşa hazırlıyorlar. Air Car'ı burada gördük. İşte arkamızda 150 kilogram kargo taşıyabilecek devasa bir drone var. Bunların hepsi bizim şirketlerimizin tasarladığı, geliştirdiği ürünler. İnşallah bu alanda bir başarı hikayesi yazmakta kararlıyız. Ama dünyanın her tarafından katılımcılarımız var. Geçen sene Londra'da bu kongre yapılmıştı. Bu sene Türkiye'yi aldık ve biraz da renklendirmek için işte bu drone şovlarını, air taksinin
uçuşunu bunun içine kattık. Bu araçları burada sergiliyoruz. Misafirlerimiz memnunlar. Yabancı misafirlerimizi bugün Türkiye'nin işte en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi'ni gezdireceğiz. Buradaki kabiliyetlerle tanıştıracağız, girişimcilerle tanıştıracağız. Türkiye'nin otomobili biliyorsunuz burada 29 Ekim'de inşallah fabrikasının açılışını yapacağız. TOG'u kendilerine tanıtacağız. Misafirlerimiz etkinlikten memnun.